Şu anda Modern Sanatlar Müzesi'nde Jackson Pollock'ın No. 1A 1948 isimli eserine bakıyoruz. Bu Pollock'ın önemli damlatma eserlerinden biri. Eserin adı 1A olduğu için aklınıza şu soru gelebilir. Acaba bu ilk resmi miydi? Nasıl isimlendirildiğine bakılırsa öyle gibi görünüyor. İsimlendirme konusunda özellikle de numaralandırmaya geçince Pollock biraz aldatıcı olabilir. Aslında kendisi pek de tutarlı değildi. Yani birden başlayıp ikiye geçmiş olmayabilir. Ama bence A'yı bir diye adlandırdığı başka bir tablosuyla karıştırmak istemediği için daha sonradan eklemişti. Buna baktığımda ben aslında bu eseri daha önce görüp görmediğimden tam olarak emin olamıyorum. Bazen birbirlerine biraz fazlaca benziyorlar. Ama bazı eserlerini bizzat gördüm. Biraz uzaktan baktığınızda oldukça dağınık ve karmaşık görünüyor. Ancak yakından bakınca diyorum ki ben bu resmi tam olarak onun gibi yapma hazım sanırım. İçinde bir tekniği barındırdığı anlaşılıyor. Sanırım sorulması gereken daha genel bir soru da şu. Bu tamamen tesadüfi bir karışıklık mı? Buraya sadece boya dökmüş gibi görünüyor. Bence birçok insan buna bakıp yani burada önemli olan ne ki diye düşünebilir. Bana birçok insan buna benzer bir şey yapabilir gibi geliyor. Bence Polak bizim bu esere bakıp bir dağınıklık görmemizden hoşlanırdı. Hatta bir şekilde içsel benliğin dışarı çıkartılması diğer soyut dışavuruncuların olduğu gibi onun da ilgilendiği konulardan birisiydi. Yani içsel benliğimiz dışarı çıkıyor ve bu gerçekten de bir dağınıklık yaratabiliyor. Eserleri incelerken genellikle bağlamın öneminden bahsediyoruz. Yani sadece eserin kendisine bakmaktan değil bir bağlama oturtmaktan. Örneğin bu resim 1948'de yapılmıştı. Bundan daha önce yapılan buna benzer bir şey var mıydı yoksa Polak gerçekten de böyle bir şeyi ortaya koyan ilk kişi miydi? Gerçek şu ki o ilkti. Hatta Amerikalı başka bir soyut dışavurumcu onun için Jackson buzu kırdı demiştir. Bu ilk resim tamamen soyut değil. Ancak bizim aksiyon resmi dediğimiz tarzda bir resim. Aksiyon resminde kanvasın üzerinde neredeyse bir performans sanatına dair izler vardır. Polak şövalyede resim yapmıyordu. Gerilmemiş ham kanvası alır, yani gerçekten de keten kanvası stüdyoda yere serip etrafında dolaşıp boyardı. Hatta belki de bazen boyayı öylece atıverirdi. Düzgün şekilde boyamaya gerek bile duymazdı. Bu resme eğer gerçekten yakından bakarsanız tüm yüzeyde ince beyaz boya damlacıkları vardır. Buna gerçekten yakından baktığınızda bir damla boyanın aynen beyaz boncuk gibi yüzeyden ortaya çıkmış durduğunu görürsünüz. Polak bu büyük beyaz boya tüpünü kullanış şekliyle ilgili bir arkadaşına böbürlenmişti. Tüpün bir yanını delmiş ve tek bir hamlede tüm tüpü kanvasın yüzeyine boşaltmış. Bu onun için bir tür performans sanatıydı. Geriye dönüp bakarsak aslında birçok modern sanat eserini inceledik. Aklımda kalan şey modern sanatın geleneksel sanattan ziyade bir şeyin yanılsamasını yaratmasıyla alakalı olmadığı konusu. Modern sanat kendini temsil eden eserle alakalıdır. Ancak Polak ortaya çıkmadan önce birçok insan daha katı bir modern sanat anlayışı içindeydi. Yani ondan önce gördüklerimiz oldukça geometrik ve daha ölçülü modern sanat eserleriydi. Bunun gibi değillerdi. Onlarda böyle bir vahşilik yoktu. Ya da buna baktığınızda zihninizde canlanan bu dağınıklık hali uyanmıyordu. İşte bu eser bu yüzden önemliydi. Ben de gerilmemiş bir kanması alıp Polak'ın yaptığı şeyi yapsam büyük ihtimalle epey keyif alırdım. Ama muhtemelen bu sanat çevrelerine o kadar da ilgi çekici gelmezdi. Aslında fark etmesi oldukça zor bir durum olsa da Polak bu teknikte kendini çok geliştirmişti. O damlatma, sıçratma ve fırlatma sanatının ustasıydı. Akışkanlığın nasıl bir şey olduğunu çok iyi anlamıştı. Ve bu durumu olağan dışı bir şekilde kontrol edebiliyordu. Buna eserlerini yaparken çekilmiş fotoğraflarında ve özellikle de video kayıtlarında görebilirsiniz. Bu resme gerçekten yakından baktığınızda sadece boya fırlatmaktan ibaret olmadığını görebilirsiniz. Sağ üst köşeye bakın. Dikkatli bakarsanız oradaki parmak izlerini seçebilirsiniz. Siyah boyaya elini batırmış ve sonra da kan masa bastırmış. Bazı kaynaklara göre Polak, taş devrine ait mağara resimlerini ve o resimlerdeki el izlerini incelemiş. Mağara resimlerindeki el izleri duvara konan elin etrafına boya sürülmesiyle oluşturulurdu. Böylece negatif bir el görüntüsü yaratılırdı. Bence Polak az önce bahsettiğimiz soyutlamanın kesin analitik geometrisini ortaya çıkarmaktan ziyade işte tam da bu ilkel insan deneyimini geri getirme çabasından çok etkilenmişti. Bunun için de bizi ve mağaralar dönemindeki sanatçıları ayıran 30 bin yılı çok zeki bir şekilde tekrar bir araya getirdi. Burada sanatı bir şekilde tekrar tanımlıyor olması gerçeğinin de takdir edilmesi gerekiyor yani sonuçta bu tek başına bir sanat değil bizi sanatın gerçekten ne olduğunu düşünmeye itmiyor ama aslında bana burada biraz fazla yorumlama var gibi de geliyor mesela mağara resimlerini görmeye gittiğini açıkça bilmiyoruz fakat bu tabloda el baskısı yaptığını söylüyoruz çünkü el baskısı yapması gerektiğini hissediyordum burada gerçekten bizi bu bilgiye yönlendiren böyle bir şey var mı aslına bakarsanız sanatın yoruma açık olması fikri bizi hep rahatsız ediyor bu matematik veya fen değil. Yani burada doğru ve net bir cevabın olduğu bir aritmetik işleminden bahsetmiyoruz. Fakat bir de şöyle düşünün. Matematikte ya da fende ilerlediğiniz zamanda bir noktadan sonra yorumlama devreye girmiyor mu? Belki bazılarınız bunun aynı şey olmadığını söyleyebilir. Ama bir de şöyle düşünün. Matematikte ya da fizikte ilerlediğinizde denklemler ortaya çıkar. İşte o zaman bunların bize gerçeklik hakkında ne anlattığını yorumlayabiliriz. Bence buradaki daha derin bir öznerlik gibi. Ama tabii ki buna ne derseniz deyin, bence burada herhangi bir yanlışlık yok. Sonuçta bu sanatın ta kendisi. Ve biz de ona karşı öznel tepkiler veriyoruz. Sanırım benim bazen düşündüğüm bir şey de şu. Ve birçok insanın da böyle hissettiğini düşünüyorum. Bu eser nasıl onay almış? Buna benzer bir sürü eser olabilir. Hatta zaman zaman tamamen tesadüfmüş gibi geliyor. Öte yandan bir sanat tarihçisi olarak yorumlamam gerekirse aslında ben birçok sanat tarihçisinin böyle hissettiğini hiç sanmıyorum. Ya da en azından ben böyle hissetmiyorum. Bence bu noktada tekrar göz önünde bulundurmamız gereken bir kavram var. O da bağlam. Polak için burada savaş sonrası dönemdeki Amerika'dan bahsediyoruz. Ayrıca Polak'ın hayatına ve onun şahsi olarak ilgilendiği şeylere de bakmamız gerekiyor. Psikanalizle ve ruhun derinliklerine inmekle ilgilendiğini biliyoruz. Dolayısıyla No Bra gibi eserlerinde hem bireysel hayatını hem de içinde yaşadığı kültürü daha geniş bir bağlamda yansıttığını görebiliyoruz. Aslında bu eserlerin hepsinde sanat ve gelişen stiller bu sanatçıların çok açık bir şekilde sorunları çözmek için atmış olduğu adımların hem çok kişisel hem de çok felsefi boyutta birer yansıması gibi. Bence burada Polak'ın bize vermek istediği bir ipucu var. Eserin adına bakarsanız No Bra 1948. Polak'ın resimlerine açıklayıcı bir isim vermek istemediği için ortaya koyduğu bilinçli bir çaba olduğunu görebilirsiniz. Bir bakıma bu alanı yoruma açık bırakmak istemiş. Bu yüzden müzikten ve bestecilerin isimlendirme sisteminden ilham almış. Bunu belirli görüntüleri çağrıştırmamak adına yani resimde özellikle belirli bir anlam aramamızı engellemek için yapıyor. Aklınıza gelebilecek bir başka soru da acaba bu eserlerden kaç tane olabileceği? Çünkü başlıktaki numaralandırmaya göre sanki devamı varmış gibi düşünüyorsunuz. Peki gerçekten de kaç tane buna benzer eser yapmıştı? Aslında bu eserden birkaç yıl önce boyanın kanvasa uygulanması konusunda denemeler yapmaya başlamıştı. Ve bu gerçekten oldukça radikal bir fikirdi. Çünkü fırçasız çalışıyordu. Kanvası duvardan indirip yere koymak, sanatçının kanvas etrafındaki hareketleriyle resmin kendisi arasında oldukça doğrudan bir yüzleşme yaratmıştı. Hatta bazı sanat tarihçileri bunun bir tür koreografik gösterim olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmişlerdi. Burada gerçek anlamda sanatçının el ve vücut hareketlerini kanvas üzerinde görüyoruz. Yani yorumlanan şey ellerin ve vücudun boşluktaki dansı. Sanatçı birbirine geçen bu resim şemalarıyla deneyler yapmaya başlamıştı. Bunu deneme yoluyla yapmıştı. İkinci Dünya Savaşı süresince 1943-1944 yıllarında bundan biraz uzaklaştı. Fakat sonra 1947'de buna heyecanla tekrar başladı. Ve şimdi 1948'deki eserini görüyoruz. Buna 1950'de yaptığı büyük zafer resimleriyle devam etti. Ve ardından da duvara tosladı. Bu durum kısmen kendi yaşantısıyla alakalıydı. Resmi o zamanki durumuna göre olabilecek en iyi seviyeye getirmişti. Sonra yeniden simgesel olanı aramaya başladı. Biz şu anda işte tam da bu keşif ve araştırmaların en dinamik anı olan bu resme bakıyoruz. Bence sanatta her zaman biraz fazla yorumlama tehlikesi vardır. Ama müzenin büyük bir bölümünde görsellerin bir anlamı olduğu fikrine açık olmak iyi bir şeydir. Müzenin genelinde önemli olduğuna karar kılınan resimler var. Bence hepimizin hissettiği ve bazı sanat galerilerinde ve müzelerde benim de kesinlikle hissettiğim şey bu ne? Bu ne olabilir? Bu neden önemli? Bu benim için pek de bir şey ifade etmedi sanki gibi sorular sormak gerektiği ve önemli olan da geri çekilip bir şeyler öğrenmeye çalışmak, ufkumuzu genişletmek. Müzenin bize sunduğu şey ortaya çıkan son ürün ve o da işte orada tek başına duvarda duruyor. Ama bizim de sanat eserlerini gerçekten anlamak ve onları takdir edebilmek için bazı şeylere ihtiyacımız var. Bu durum aynı zamanda daha geniş bir düşünceyi de beraberinde getiriyor. Jackson Pollock hakkında çok meşhur bir film var. Filmdeki oyuncu Pollock'ın yaptığı hareketleri tekrar canlandırıyor. Bu hareketler bile tek başına bir sanat performansı gibi görünüyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu resimde müthiş olan şey sanatçının resmin etrafında yürürken yaptıklarını neredeyse hayal edebilmeniz. Yani bu eserin bir özelliği de sanatçının hareketlerini belgelemek konusunda bir geçerlilik sunması olabilir. Eserin kendisi de onu kayda almak ya da resimleri çekmek gibi bir gözlem şansı sunuyor. Aslında bu gerçekten çok garip bir durum. Çünkü Jackson Pollock'ın eserlerinde sanatın nerede olduğunu anlamaya çalışan eleştirmenler arasında o dönem oldukça büyük tartışmalar çıkmıştı. O zamanlarda çok iyi bilinen iki eleştirmen vardı. Clement Greenberg ve Harold Rosenberg. Polak'ın eserleri Greenberg onları yerden kaldırana kadar sanat haline gelmedi. Sonra bir şekilde eserin dikeyliği ile sanatsal anlam kazandı. Harold Rosenberg ise başka bir taraf aldı ve biliyor musunuz duvara astığınızda sadece bir fosil gibi. Gerçek sanat harekette, riskte, enerjide ve danstadır dedi. Belki de bu eserler duvarda değil, zeminde sergilenmeliydi. Bazen ben de müzedeyken kafamı kanvasa gömüp bunun Polaka nasıl göründüğünü hayal etmeye çalışıyorum. Çünkü ta ki kanvası duvara asıp birkaç adım geri çekilene kadar o bu eseri bizim gördüğümüz gibi görmemişti.